derdim bu. Evet değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nazım Güvenç Bey ile özellikle İran ekseninde Türkiye'nin politikalarına biraz baktık. Küresel aktörlerin kendi aralarındaki sürtüşme ve rekabetinden dolayı İngiltere, Amerika'nın da Orta Doğu çıkarları üzerinden ciddi bir rekabeti var. Birbirleriyle ilgili diş dişe geldikleri yerler var. Türkiye'nin de bu süreci özellikle Hüsamettin Bey'in bahsettiği şekliyle iyi sürdürüyor ifadesi var. Peki siz beğeniyor musunuz aynı şekilde? Gerçekten bu süreci iyi götürüyor mu Türkiye? Ben daha olumsuzdan korkuyordum. Tahmin ettiğimden daha iyi götürüyor. Tahmin ettiniz zaten. Evet. Peki. Ve çünkü önemli olan gelişmeye her seferinde tepki vermek değil. Hı hı. Tepkiye gerek kalmadan bizim bir takım şeyleri etkilememiz. O anlamda hükümet bence dikkate değer şeyler yapıyor. Şimdi bizim gerek kamuoyu olarak gerek devlet olarak şunu gözden kaçırmamamız gerekir. NATO, biz NATO üyesiyiz. Dolayısıyla bu anlamda NATO üyesi diğer ülkelerle müttefikiz. Ne kadar müttefiksiniz? Ama işte bu kağıt üzerinde böyle. Hı hı. Aslında başta ABD, Almanya, Hollanda gibi ülkeler olmak üzere NATO üyesi ülkelerin çoğunun gözünde Türkiye bugün bir hasım, bir düşman konumunda. Tamam, bakın, hiçbir zaman dostluğunu görmedim ki. Ama en azından Sovyetler Birliği'ne karşı müttefikti. Hı hı. Dostumuz değildi ama bizimle ittifak halindeydi. Bizi bir ileri karakol olarak... Peki siz uysal bir koyun olarak onlara tabi olduğunuz sürece iyi bir müttefiksiniz. Çıkar ilişkileri noktasında çıkarlarıyla mücadele ettiğinizde Orta Doğu üzerinden Türkiye ile ilgili merkez yüz planlarına baktığınızda engel olduğunuz süreçlerde düşman oluyorsunuz. Bu böyle mi olması gerekiyor? Elbette hayır ama... Hı hı. Bakın onların Türkiye'ye bakışında düşmanlık Türkiye'nin şu veya bu politikasından ötürü değil. Nedir peki? Genelde bir şey var. Çünkü bakın biraz ekonomiye... İktidar süreci iyi yönetemedi mi diyor, ifade ediyorsunuz. Hayır. Peki. Şimdi bakın Türkiye çok dinamik bir ülke. Özellikle ekonomik anlamda. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ni kıskandıracak derecede dinamik. Avrupa, Batı Avrupa ülkeleri özellikle ekonomik açıdan durgun. Türkiye'de çok giderek artan bir dinamizm var. Bizim girişimcilerimiz bugün dünyanın her yerinde kendilerini gösteriyorlar. Oysa bir Almanya'nın, bir Fransa'nın, bir İtalya'nın girişimcileri Türkiye, Türk girişimciler kadar dinamik değiller. Onlarda artık metal yorgunluğu mu dersiniz, uzun yılların yıpratılmışlığı mı dersiniz, bir durgunluk var. Hı hı. Bu anlamda Türkiye'ye bakışlarında kıskançlık söz konusu. Bu anlamda Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyorlar. Bu dış politikada da hele Soğuk Savaş bittikten sonra, Sovyetler Birliği çöktükten sonra NATO fiilen değilse de, resmen değilse de fiilen ıskartaya çıkmış durumda. Dolayısıyla Türkiye bir NATO üyesi olduğu halde ve düşünün İncirlik dolaylarında bir tatbikatta artık bilerek mi, hakikaten bilmeden kazayla mı bir belge ortaya çıktı. O belgede Türkiye Atatürk resmiyle ve Tayyip Erdoğan resmiyle... Norveç'teki evet, tatbikatı diyorsunuz. Evet, evet. Ve düşman konumunda konumlandırılıyor. Danışmanlık işte, yapan bir FETÖ'cü subayın veya oradaki karargâhtaki bir Türk'ün yaptığı basit bir mizahsen olarak dile getirildi. NATO gerekli soruşturma yaptım diyor ama bunlar hiçbirisi tesadüf ama değil. Evet, peki. Ama bunlar NATO'nun bugünkü egemen üyelerinin aslında samimi Türkiye için bakışları. NATO çok mu önemli bu saatten sonra? Hayır. Peki Türkiye hayır, ne yapmalı? Türkiye önce kendi yerli milli gücünü olabildiğince güçlendirmeli, geliştirmeli. Bu yolda da ilerliyor zaten. İki,
Tek başına da kalamaz. Mutlaka bir müttefik olmalı. O anlamda baktığımız zaman etrafımızda müttefik olarak güçlü kimi görüyoruz? Türkiye'de özellikle önemli bir kitle artık NATO'dan çıksın dediğimiz bir sürece girdik. Siz buna katılıyor musunuz? Hayır. Şu anlamda. Biz NATO'dan çıkmayalım, onlar Türkiye'yi NATO'dan çıkartsınlar. Ne değişecek? Çok şey değişir. Nedir mesela? En azından dünyanın Türkiye'ye bakışı değişir. Batı'nın maskesi... Yasal düzenleme gereği onlar Türkiye'yi NATO'dan çıkarma yetkisi yok. Peki, biraz da şunu özellikle size sormak istediğim konunun özetinde şu. Türkiye kendi amaçları noktasında NATO'yu ne kadar kullanıyor daha doğrusu? Onun cevabına ihtiyaç vardı. Kullanamıyor. Nasıl görüyorsunuz bu durumu? Yani Türkiye soğuk savaş konjonktüründe NATO büyük bir ihtiyaçtı. O zamanlar Sovyet tehdidi vardı. Bizim de arzu ettiğimiz bir savunma gücümüz ve ekonomik gücümüz yoktu. Bugün Türkiye geliştirmiş olmuş olduğu milli savunma gücüyle, ekonomi gücüyle NATO'nun gücüne Sovyet tehdidi kalkmasıyla birlikte ben ihtiyacı olmadı düşünenlerdenim. Zira bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en çok canını acıtan bu Fethullahçıların çöreklenmesinin nedeni ve aynı zamanda NATO menfaatlerine yönelik kullanmasının nedeni NATO üyeliğimizden gelmektedir. Çünkü NATO üyeliği orduyu dış müdahalelere açık hale getiren hukuksal bir yapı haline gelmiş durumda. Sovyet tehdidi kalktığından ötürü ben NATO'nun artık Türk devletinin savunması politikası için önemli bir aracı olmadığı düşünenlerdenin. Bununla birlikte az önce hocamın da dediği gibi Türkiye kendi savunma sanayisini oluşturmakla birlikte önemli ittifaklar da kurmalı. İşte bunun için de önemli adımlar atılıyor zaten. Rusya ile yapılan bir takım savunma sanayini ve askeri işbirlikler söz konusu. Çin'le benzer ilişkiler söz konusu ve en önemlisi de gerilimleri azaltması gerekiyor ki tehdit dediğimiz oluşumu bir şekilde minimize etsin. Bu bağlamda NATO'nun varlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde yapılan bir müdahaledeki hukuksal bir legaliteden öteye gitmediğini görüyoruz. Az önce sizin kullanmış olduğunuz önemli bir detay vardı. Biz NATO'yu ne kadar kullandık? Bakınız Soğuk Savaş döneminde Jüpiter füzelerini bize sormadan geri çekti. Suriye krizi olduğunda bize yönelik bütün tehditlerin tamamına NATO pasif kaldı. Bunun dışında Soğuk Savaş döneminde Türkiye'ye bir takım yardımlar yapıldı ama askeri noktada birçok tehdidi bertaraf edemediği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne müdahale noktasında en önemli araç saldı ve en önemlisi Türk subaylarının zihinsel dönüşümünde NATO Türkiye için çok ciddi bir tehdit. Zira 15 Temmuz darbesini Fethullahçılar gerçekleştirmeye çalıştığı gibi NATO yanlısı subaylarında aktif rol oynadığını biliyoruz. Yani şimdi bunu saklamaya gerek yok. Tabii. Bu bağlamda NATO bizim için bir ilaç değil, tamamen bir zehir durumuna gelmiş durumda. Dönemin konjonktürüne doğru bir adımmış gibi geliyor bana. Mış'ı ne için söylüyorum? Bazı bir takım değerlendirmede sanki komünizm tehdidi de oluşturulmuş gibi geliniyor ama bu ne kadar doğru ne kadar yalan. Bunun için birçok daha olguya ihtiyaç var ama. Derin bir akıl devrede olduğu süreçler mutlaka olmuş. Yani bunun için bizim olgulara ihtiyacımız var. Komplodan öteye gitmiyor ama bugünkü konjonktürde NATO bizim için sadece bir beladan öteye gitmiyor. Evet. Sizin bahsetmiş olduğunuz çekince de önemli. NATO'dan çıkarılma veya çıkma noktası. Bakınız yani zaten sizin birçok ulusal güvenliğinizle ilgili soruna derman olamadığı gibi başınıza dertler açıyor. Bu ne yazık ki güvenlik bürokrasisinin endişesinden öteye gitmeyen bir hareket. Ben bu bağlamda Türkiye'nin çıkması veya çıkarılması noktasında bir fark görmüyorum açıkçası. Peki. İlhami Bey, biraz şuna değinelim mi? Özellikle İran-Ermenistan ilişkilerine biraz bakalım. Ciddi bir Ermeni vatandaşının yaşadığı bir İran var. Milli politikalar açısından Türkiye ile eşgüdüm veya Azerbaycan'la birlikte eşgüdüm dediğimiz politikalardan çok Ermenistan'a daha çok yakın olan bir İran var. Tabii. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bir kendi çıkarlarını bu bölgede birincil öncelikli çıkar olarak gören bir İran aklı var. Yani ümmetçi örneğin ruhani bir İslam veya devrim olarak da İslam'la anılan bir devletin Hristiyan bir devletle ne işi olabilir? Yani çok işi var bakıldığı zaman. Türkiye'nin üzerinde bir sopa mı? Yani bir bölümünü öyle okuyabilirsiniz. Sorun bizim yani
bu okuma eksikliğimizin hala devam etmesiyle alakalıdır. Yani biz NATO'yu tanımlarken de okuma eksikliği içerisinde bakıyoruz. İşte Rusya'yı müttefik olarak görme konusunda da yani şu anda çok böyle yazılıp çiziliyoruz ülkemizde. İşte yeni bir akım Rusya, İran, Çin şeyine bakış açısına. Şimdi sizin bu saydığınız ülkelerin üçüyle de çıkarlarınız örtüşmüyor, tam tersi. Farklı çıkarlar içerisindesiniz. Yani NATO ile kavganız var. NATO sizin ülkenizde, NATO üyesisiniz ama sizin ülkenizde bir darbenin girişiminde ciddi ayak izleri var. Ve sizin ülkenizde sizin canınızı yakan bir terör örgütünü komşu bir ülkede silahlı bir düzenli orduya dönüştürüyor. Şimdi bir yandan böyle bir çelişki, diğer yandan da ancak siz Rusların çıkarlarına uygun olduğu ölçüde Suriye'de olabiliyorsunuz. Yani siz kendi gücünüzle orada değilsiniz. Ruslar kendi alanında engel gördükleri yerde, bakın neredesiniz mesela siz, onun açısından alan temizliğinin olduğu yerde, Carablus'tan Elbaba kadar Memiç'e gidemiyorsunuz. Ya da neredesiniz? İşte İdlib'desiniz. Bu buralara baktığınız zaman bulunduğunuz bütün bölge Rusların çıkar anlayışı olduğu yerlerdir. Siz Ruslarla kavgalı olduğunuz o 6 ayda sinek bile o tarafa gitmedi. Uçaklar burada yüzlerce metre uçamıyordu öyle bakıldığı zaman. Şimdi onun için doğru koymak lazım. Yani kendinizi önce doğru tarif edeceksiniz. Peki şu soruyu soracak olursam, Türkiye kendi vizyonu ve stratejik planlaması üzerinde bundan sonra bölgesinde kendi idealleri noktasında bağımsız bir aktör olabilir mi? Tabii ki. Öyle bir anlayışı da var, öyle bir bakış açısı da var. Ama bunu abartmamak lazım. Abartma en büyük tehlikedir. Yani siz yalancı aynayla konuşursanız yanılırsınız. Kendi gerçeğinizi göreceksiniz. NATO'yu tarif ederken de kendi gerçeğinizi göreceksiniz. Rusya, Çin ve İran'ı tarif ederken de şey yapacaksınız, göreceksiniz. Çok basit. Yani diyelim ki sizin kadim dostunuz Irak'ta bir referanduma gitti. Zaten benim açımdan 2017'nin en talihsiz 3 girişimi oldu yani. Bir Kuzey Irak, baştaki 16 Nisan, sonra Irak, sonra da işte Katalanların. 3 tane referandum yapıldı. 3'ünün de siyasi sonuçları yanlış oldu. İkisinin faturası ağır. 16 Nisan'ın faturasını çekiyoruz. %1'leydi. Bir belirsizliğe doğru gidiyor. Zamansızdı yani. Erken olan şeylerdi. Orası açısından da zamansız. Orası açısından da zamansız. Ama bunu konuşamıyoruz. Yazamıyoruz. Çizemiyoruz. Onu söyleyeyim. Antiparantez yani. Şimdi şöyle diyelim. Siz referanduma karşı çıktınız. Çok haklı nedenlerle. Türkiye'de bazı doğruları yazmak, çizmek, bir yerleri uyandırmak birilerini rahatsız mı ediyor? Tabii yani real siyaset veya politikalarda doğru söz söylenmesi gerekmiyor mu? Yani, nedir bu? Rahatsız ediyor. Sadece bizim gibi ülkede değil, böyle gerginliğin, kutuplaşmanın ya da diyelim ki yeni yol arayışlarının olduğu bütün ülkelerde öyle. Yani çok şey söyleyeyim size. Geçiş dönemlerinde tabii. Kültür ve sosyal politik açı tam oturmadığı zaman bu gibi sancılarla maruz. 2015'te Irak'taki referandumu devlet onları hiç meselesi diye okuyordu örneğin. Bitireyim de ya, ne olur kurban. Peki Hüsamettin Bey'in özellikle İngiltere'den yana yeni politikaların akımına baktığımızda özellikle İngiliz politikası ve Türkiye'nin eş güdümünde iyi bir süreçteyiz, iyi yönetiliyoruz dedi. Siz katılıyor musunuz? Tabii yani İngilizler çok avantajlı şu anda. Çok avantajlı. Tabii şeytanlaşmış bir Amerika'yla ve Trump gibi bir yani görgüsüz bir herifin şekillendiği dünyayı da karıyor. Ama burada temize çıkmış bir şey var. İngiliz var. Anlatabiliyor muyum? Ve bizim coğrafyamızda hangi ağaç nerede var? Santimetresine kadar bilen bir İngiltere var yani. Kim kimin oğludur? Kim kimin damadıdır? Anlatayım. Kim hangi yemeği sever? Genetik haritamız hangi iyi çayına kaç tane şeker atar onu iyi bilir. Şimdi böylesine bir İngiliz aklı var. Bunu yabana atmayacaksınız. Dünyanın buna ihtiyacı var. Çıkarlarımıza mı bakalım birlikte? Bakmak durum. Bizde yanlışlık bu. Onu yani kategorik olarak NATO'ya karşı çıkarsın, kategorik olarak Rusya'ya karşı çıkarsın, kategorik İran çıkarsın. Yani böyle şey olabilir mi? Bir sabah kalkıyoruz biz İran düşmanıyız. Öbür gün kalkıyoruz bir İran dostuyuz. Diğer gün kalkıyoruz biz Rusya düşmanıyız. Bir uyanıyoruz biz Rusya dostuyuz. Bugün işte NATO'ya şey diyoruz, yarın en iyi müttefik NATO. Böyle politika olmaz. Peki bu süreci özellikle son 15 yıllık AK Parti iktidarına baktığımız veya incelediğimizde dış politikayı beğeniyor musunuz? Hayır.
vermiyorsunuz. Tabii yani şimdi yalanlamak istiyorsanız evet çok iyi bir dış politika, müthiş. Müthiş götürüyor. Ama gerçekçi diyorsanız beğendim. Yani yaşadığımız şey burada yani o tablo burada. Mevlüt Çavuşoğlu döneminde belli bir süreç gidiyor dışişleri düzeyinde. Bu süreci nasıl görüyorsunuz? Ya çaba var, tabii ki çaba var. Şimdi baktın çabanın olmaması, çabanın olmadığını görmemek şey. Ayakları ya, daha iyi yere basan bir dış politika var mı? Ya şudur yani siz eğer içeride ayaklarınızı oturtmuşsanız sizin dış politikanız oturur. Ama siz İç politikanızı dış politika olarak uyguluyorsanız vay halinize. Bize son 5 yıldır bizim dış politikamız yok, iç politikamız var. Tabii. Şimdi dünya, mesela İran'a kızarsınız, İranlılar ne olursa olsun dış politikası ayrıdır. Bizde ise tabii, yani bir belediyedeki bir problem dış politikamız oluyor. Bu ne biçimdir onu anlamadım. Yok, bir ilçe belde belediye Türkiye'nin gündemine oturtup dış politikanın üzerinden sürdürüyoruz. Evet. Böyle bir basit ve zaaf yani, yönlerimiz var. Evet. Biz Suriye'de birbirimize giriyoruz. Evet, İranlılar orada çok ciddi şekilde ümmete çok ciddi zararlar verdi. Yemen'de, Lübnan'da, Suriye'de, Irak'ta. Ama İran'ın bu hali bizi memnun etmedi. Çünkü bunun memnuniyeti Amerika ve İsrail'i güldürüyor. Evet, bize zararlar veriyor ama İran bizim kadim düşmanımız gibi de değerlendirdiğimiz zaman o zaman çevremizde müttefik ülke kalmaz. O zaman benim dediğim o NATO'dan çıkalım analizi tamamen çöpe gider. Sabah akşam birbirlerine muhtaç kalır gideriz. Bu doğru bir şey değil. Ben bu noktada İlhami Bey'e destekler bir şey de söylemek istiyorum. Evet. Ne yazık ki Türkiye'de AK Parti hükümeti 15. yılını, şu anda 16. yılına giriyor ve Türkiye'de çok ciddi bir dönüşüm yaptı ama aynı dönüşümü ne yazık ki Dışişleri Bakanlığı'nda haricinde kesinlikle yapamadı. Bugünkü büyükelçilerde gayretli bir takım adımlar var ama 15. yılda mı gelecekti bunlar? Bu ülkede monşerler temizlendi mi? Kesinlikle temizlenmedi. Tayyip Erdoğan'a nefret eden, Tayyip Erdoğan'ı uluslararası platformda kötüleyen bir grupla karşı karşıyayız. Allah'ınızı versin. Fethullahçılarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu Tayyip Erdoğan'ın şahsi gayretleri dışında nerede başarı var? Nerede başarı var? Söyler misiniz? Sadece o değil. Yani bu grup sadece uluslararası platformlarda hükümeti küfreder, Cumhurbaşkanı'nın bakanın karşısına inik tutar. Yani aynı zamanda bakanlar. Yani bakanlar bugün hangi siyasi amacı uğruna, bakın seçimleri neyle kazanırsınız? Toplumda belli bir kesimin siyasi amaçlarının teveccühü noktasında ben politikayı şekillendireceğim diye. Ama siz bugün kendi haricinizi dönüştürememişsiniz. Peki. Bugün kendi coğrafyanızda çok ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bu bağlamda politikalar noktasında Tayyip Erdoğan'ın şahsına münasır bir takım iltifat var. Ama bu Türk dış politikasını yöneten hariciye de kesinlikle çok ciddi şekilde çuvallanmış durumda. Yani bunu, bakın şeyle bakalım. Ben bu konuda da şahsi bir şey gündeme getireceğim İlhami abi, kusura bakmayın. Buyurun. Bakın TİKA, Diyanet, Yunus Emre, burada çalışan insanlara bakın, en çok sıkıntı dışlarında yaşarlar. Evet, Türk toplumunun, milletin dışlarındaki temsilcisidir ama yani politikalara çok ciddi şekilde sekteye uğratan çalışmalar içerisindedir. Bunların dışında hükümetin başımızda 15 anlaşılan daha çok konuşmamız gereken konular var. Yurt dışında özellikle halledilmesi gereken özellikle dış elçiliklerimiz çok çok önemli. İhmal edildiğini de biliyoruz. Vatandaşlarımız da çok şikayetçi bu konuda. Bakın, bunu vatandaşlarımız beyaz yakalılardan çok şikayetçi ama beyaz yakalılar için gerekli yerleri de fazla uyarmadıklarını da söylememiz gerekir. Yani bu konuda da iktidar maalesef eleştirileri çok çok dikkate alıp geri dönüşümü yapması gerekiyor. Sadece dinleyip evet kabul ettik demek de doğru değil. Bununla ilgili gerekli yaptırımları da yapması gerekiyor. Evet Hüsamettin Bey, çok teşekkür ediyorum. Programın sonuna geldik. Buyurun. İran-Ermenistan ilişkisinde bir noktaya eklemek istiyorum. İran'da büyük, gayet yaygın bir Türk, Azeri Türk nüfus var. Bu aynı zamanda İran'ı, Farslileri tedirgin de ediyor. Ermenistan'la İran arasında dostluk, yakınlaşmanın gerisinde bu olgu bence önemli bir yer tutuyor. Dış politikadaki eksen olarak da buna karşı Türkiye'ye karşı temkinli bir takım durumları var İran'ın. Evet. Ya İran, Azerbaycan, Ermenistan Azerbaycan topraklarını işgal ettiğinde Azerbaycan destek vermemiş, Ermenistan'ın lehine çalışmıştı. Çünkü bir Güney Azerbaycan dediğimiz Irak'ın batısı, İran'ın batısındaki o Azeri Türkmenlerin isyanından baş kaldırısından bir devlet politikası olarak çekinir. Azerbaycan dış işgalinde Ermenistan'ın o üçte birlik toprakları
işgalinde Azerbaycan değil Ermenistan desteklemiştir. Yani İran'ın böyle bir pragmatik politikası vardır yani. Peki. Evet değerli izleyiciler, böylelikle Derin Kutu programı sonuna gelmişken önümüzdeki hafta salı günü saatler 22.45 olduğunda Allah nasip ederse yine karşınızda olacağız. İlhami Işık Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hüsamettin Aslan Bey'e ve Nazım Güvenç Bey'e çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde epey daha konuşmamız gereken birçok konu olacaktır. Hayırlı geceler diliyoruz efendim. Efendim hayırlı akşamlar diliyerek başlıyorum. Derdim bu. Bu da işin.